Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Habertürk canlı yayınında Güntay Şimşek ve Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına katıldı. TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünleri sunan Temel Kotil, T-925 genel maksat helikopteri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Temel Kotil, T-925 genel maksat helikopterinin donanma versiyonunun geliştirildiğini belirtti. Temel Kotil, T-925 genel maksat helikopterinin gelişimi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Bu bir sene sonra uçacak, 2026'da da teslim ediyoruz. Bu gemiye de iniyor. Bizim bu TCG Anadolu'ya da inecek, aset olarak. Ondan sonra ve kuvvetlerimizin hepsi kullanacak ve çok satacağız. Helikopteri gemiye indirmek için kanatlarının katlanması gerekiyor çünkü gemide çok yer kaplıyor. Birinci husus o, inecek ve depolanacak. Kuyruğunun da katlanması gerekiyor. Çünkü asansör ile aşağıya inecekler. O gemi dediğimiz şey içinde bir sürü silahlar olan ve gizli gizli duruyor, ihtiyaç olduğu zaman kullanılıyor. SH-60 Seahawk helikopterlerine kıyasla Marinize T-925, hafif araçların konuşlandırılmasına imkan tanıyan rampası ve geniş iç hacmiyle nakliye konusunda önemli avantajlara sahip olacaktır. Ayrıca ilerleyen dönemde sonoboy, daldırma sonarı, orka hafif torpido ve çakır seyir füzesi gibi sistemlerin entegrasyonu ile T-925 birçok farklı görevi icra edebilecektir." TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, Şubat 2022'de A Haber'de yayımlanan Gündem özel yayınına konuk olmuştu. Döner kanat çalışmaları ile ilgili konuşan Kotil, T-929 Atak 2'nin kardeşi, T-925 genel maksat helikopterinin 18 Mart 2024 tarihinde ilk uçuşunu yapacağı bilgisini paylaşmıştı. T-925 genel maksat helikopteri için şu ana kadar fazla bir bilgi paylaşılmadı. Temel Kotil, Gündem özel programında T-925 genel maksat helikopterinin 21 kişilik kapasite ve rampaya sahip olacağını ve 11 tonluk T-929 Atak 2 ile ortak güç grubuna sahip olacağını açıklamıştı. 11 ton kalkış ağırlığına sahip olacak T-925 helikopterinin 5000 beygir kapasitesinde olacak. Kargo bölmesinde ise T-925'in top ve askeri araç taşınabilecek. T-925 helikopterinin ilk uçuş tarihi için 2025 şeklinde ifade edilmişti fakat Kotil, ilk uçuş için 18 Mart 2024 tarihini işaret etti. T-925 helikopterinde Gökbey helikopterindeki aviyonik sistemlerinin ve belki geliştirilmiş versiyonu olacak. Gökbey ile benzer bileşenleri ile başta geliştirme ve üretim olmak üzere teslimat sonrasında ise kullanıcıya bakım, idame ve onarım gibi süreçlerde kolaylıklar sağlanacak.